Ve 85 yılında evet. Emekli olduk. Ondan sonra yaylaya atıldım. Kavrun yaylasına atıldım. Evet. Yolculuğu çok seviyorum. Vücudum siyah da biraz belde kireçleme var. Kaç yaşındasın? Yaşımız 63,5. 63,5 yaşındasın. Evet Allah böyle 30 yaşındaki gençlerin daha iyi yürüyorum. Henüz beni geçen olmadı. 3 defa Kaskar zirvesini yaptım. 3 sefer. 1994'te. He. 6 Eylül 1994'te. Evet. Efendim 31 Ağustos 1998'de. Evet. 16 Eylül 1998'de 3. zirvemi yaptım ve orada yani... yazılarım var. Bu sene iki sefer. Bu sene iki sefer. Kayboldu. Efendim Kaskar Fatih diye bir lakap aldım. Lakap aldım. Lakap aldım affedersin. Evet. I'm sorry. Özür dilerim. Rica ederim. Ve bu gelişmeleri yürütüyorum. Gelen misafirleri göllere götürüyorum. Bazısından para almıyoruz. Bazısından 3-5 kuruş alıyoruz. Yani bu şey önemli değil. Sizi dinlemiyorum. Yani, bir şey söyleyeceğim bir de. Yapıyorum. Tamam onu anladık. Tamam. Bir enteresan bir şey var. Çok kısa olarak anlatabilir misin? Çok kısa bir hikayen anlatmıştın dün akşam. Bildiğim kadar. He. Çok kısa olarak bir anlat bak. Ne oldu sana? Bir kaybolma hikayen var galiba. Evet. Şimdi dağcılık kolay değil. Duman da Allah göstermesin. Başına böyle bir kaza geldiğin zaman. He. Bir dere olursa dereye uyup muhakkak gideceksin. Seni çünkü o denize götürür. Yani ama kaybolmak. Sen şimdi dağcıyım diyorsun ve kayboldun. Kayboldum. Demek bu o zaman acemilik döneminde mi kayboldun? Acemilik döneminde. 1991'de Kaskar tarafına düştüm. Arkadaşlarımın yüzünden bir kayboldum. Ne kadar süre? 91 şimdi... senesinde 800 bin lira bana mal oldu kayboldum. Kaybolmaz. Arkadaşın arkadaş seçeceksin. Arkadaşını arkadaş seçip arkadaşınla devam edeceksin. Olur olmazlarının da hareket etmeyeceksin. Size geliyor bu arada. Başımıza kaza geçti ama Allah'ımıza şükür bir şey olmadı. Şimdi bugün siz kaç gün ne kadar kaç saat kayboldun? Dağ başına kaç saat kaldın? Orada mı? Evet. Orada 22 saat şeysiz kaldım. Yoksun. Mahsur. Duruma kaldım. Aç susuz. Ama onun tecrübesiyle şimdi oldun. Onun daha canım hissin. Tam dağcı oldum şimdi.